Dön, dön. Evet ve işte özellikle zor işleri yapanlar, haber spikerleri, spor spikerleri bir böyle ucundan fitili yaktın böyle kık kık yap. Mesela bir haber spikeri çok ciddi. Mesela bunu Meleğe yapamazsın, bunu Seda'ya yapamazsın. Ama haber spikeri böyle haber. Bugün de şu oldu, bu oldu falan filan. Oraya gelip falan yap. Ve gider, durduramazsın. Durduramazsın yani, öyle sinirleri bozuluyor. Bakın kızın siniri. Bir de ne gerek var? Şimdi bu NTV Spor, NTV ve şeyde Star'da. Efendim bunlar sürekli diyorlar şöyle milyon dolar yatırım yaptık, böyle milyon dolar yaptık. Şimdi ben mesela diyorum ki şunu görelim diyorum. Onu görüyorsun. Bir şey yapıyorsun mesela, gazete koyuyorsun. Gazeteden büyüyor görüntü. Geliyor, o yapılıyor zaten. Sen ne hangi akla hizmet gidiyorsun, çok elektronik bir şey yaptın diye elinle oradan çıkartıyorsun onu. Zaten biz elimizle yapmıyoruz ki. Ben diyorum ki mesela o kamerayı seç, bu kamerayı seç derim, beni seçer. Gidip oraya basmam ki, kameraman var, kameramana niye basayım? Mesela şimdi Tarık, bildiğiniz gibi dünyanın en sıkıcı konuğu. Ha Tarık, ha Mehmet Ali Birand. Şimdi Tarık böyle duruyor. Ben desem ki artık bu Tarık'ı gönderelim, yerine başka konuk alalım desem, ondan sonra Reyhan'a derim. Reyhan der ki Tarık, Seda der. Seda Sayan gibi. Ondan sonra Tarık'ı değiştiririz. Ama ben gidip Tarık'ın yüzüne böyle elimi basıp da ondan sonra Tarık'ı değiştirmem. Tarık'ı Erhan, ayna Erhan yapmam mesela. Bunlar öyle bir şey, zorlama var böyle. Elimizle basacağız, gelecek var. Çalışmıyor lan işte. Yani o alet üretildiği yerde Kore'de ya da Çin'de ya da Japonya'da çalışıyorsa mutlaka Türkiye'ye gelince çalışmaz. Ben bizdeki termostatlı duştan biliyorum. Devam. Devam ediyoruz Milliyet'te. Bir sonraki sayfaya. Evet. Q7'de Asaj büyük manşeti atılmış. Tedavisi nedeniyle ülkesinden belirlenen tarihte dönmeyerek. Dur. Zaten... Şimdi bunda ne şey var, ne özellik var? Oraya ilerlet, gerilet, play tuşu koymuşsun. Böyle ona gidiyorsun, basıyorsun. Ondan sonra bir de habere dokununca şöyle o büyüyor. Ondan sonra oradaki kameraman da yapamıyor diye böyle yapamıyor diye gülüyor. Bunun da siniri bozuluyor. Sen bu kadar milyon dolar yatırım bunun için mi yaptın? Her şeye elimizle dokunuyoruz böyle. Bu masa değişsin, buradan şey çıkacak. Devam. Zaten. Dur. Bak büyüdü güldü. Büyünce de gülüyor. Bu da onu büyüdü güldü. Dur, devam. Teknik heyeti yönetimi kızdıran Ricardo Quaresma'nın... Dur. Anladık, onu oraya koydun da. Dokunuyor, büyüyor falan. Teknik heyeti kızdıran Ricardo bilmem ne diye. Buradan okuyorsun eski usulü. O ne oluyor peki? Devam. Mersin İkman Yıldız maçında gördüğü kırmızı kart bardağı iyice taşırdı. Yıldız oyuncu artık eskisi. Evet, haberimize devam ediyoruz. Dur. O alet yüzünden oluyor. Koyma onu oraya. Zorlama insanları. İnsanların şeyini aşmayın. Yani ne derler, aldı, sinirlerini aldı. Bozuyorsunuz ya. Yapma kız, ne güzeldi eskiden. Bu kızın tek dalgası mikrofon içine kaçıyordu. Hatırlıyor musunuz? Şuradaki mikrofon çuk diye içine kaçıyordu. Ama ya da bu kameramanlar buna karşı bir şey kuruyor, komplo kuruyor. O çünkü o mikrofonda içine kaçması o kadar hızlı oldu. Buluk diye biliyor musun? Şuradaki buluk, bir de ses çıkardı. Buluk diye ses çıkardı. Nasıl kaçtıysa içine buluk diye ses çıkardı. Onu kendi kendine mikrofon öyle düşmez. Birisi demek aynı kameraman bunu bile orada yapan kameraman demek ki oradan. Aynı zamanda gelip şeyi de çekiyor. O kadar dokunmalı alet alacağına kameramanı değiştir. Devam. Yükledik bu haberi, geçiyoruz aşağıya devam ediyoruz. Dur. Siz bir de bak göster, yine gelince korkuyor. Evet. Aletten korkuyor. Bu haberi de. Kızı korkucu aleti niye yapıyorsun? Görüntü büyüyecek. Bu haberi. Ana büyüyor çok. Ana bu haberi de. Devam. Aşağıya devam ediyoruz. Sessiz protesto yöneticilerle yeni ilginin annenizin... Dur.
sinir bozulunca geçmez bu. Çok bu kızda büyük cevher var abi. Bu kızda hakikaten büyük cevher var. Ya bunu alıp bu yani hakikaten kötülük yapıyorlar kızı abi. Yani bu yani bir kadında belli bir yere kadar spor haberi sunar. Ne kadar sunar ya? Değil mi? Devam. Aşağıya devam ediyoruz. Sessiz protesto yöneticilerle yenilginin analizini yaptı. Çok özür diliyorum. Bir şimdi reklama pas atıyoruz. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağız. Tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Sizler tekrar çok çok özür diliyorum az önceki durum için. Bazen hakikaten insan gülmeye başlayınca sinirleri bozuluyor ve bir türlü toparlayamıyor. Affınıza sığınarak sabah programımıza devam ediyoruz.